Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Hyundai Şentürk bayine geldik. Bursa Yalova yolunda yeni Tucson sizlerle, bir de bizim gözümüzden yeni Tucson'u görün sevgili dostlar. Bakalım yenilikleri ne olmuş? Dilerseniz bunlarla ilgili videomuza geçelim. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar, dilerseniz arabanın önünden bir görsellerine bir bakalım. Bakalım yenilik olarak ne olmuş? Arabada neler var? Hadi buyurun. Şöyle etrafımda gezmeden önce anahtarımız şöyle gösterelim. Gayet şık ve zarif bir anahtar. LED farlar ve ön ızgara açıkçası arabada çok dikkat çekiyor arkadaşlar ilk etapta. Sis farları da oldukça büyük. Şurada çok değişik bir agresif bir görüntü karşımıza çıkacak. Zaten ışıklarını da açacağız. Sis farlarında çift kullanılmış arkadaşlar. Aynı zamanda yansıtmalı çok hoş. Izgaranın parlaklığı oldukça güzel. Yani çok değişik bir tarzı var önden açıkçası arkadaşlar arabanın. Şimdi şöyle yan tarafına doğru gidelim. Şurada da gördüğümüz kadar bu kristal bir görüntü var. Bunlar da daha sonra ışıkları açınca göreceğiz. Jantlar artık yeni elmas kesim jantlarla destekleniyor. Arabanın şu dodik diye tabir ettiğimiz plastiklerinde değişik bir tarz var arkadaşlar. Yani değişik bir dokunuş var. Çoğu arabada yok. Mesela bakın çizgiler bile çok değişik bir çizgi var. Yarın öbür gün ustaların tabii bunlar çok işine gelmeyecektir ama arabanın dinamikleri için oldukça güzel. Tuşla dokunmalı kilitleme özelliğimiz mevcut. Arka tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açıkçası şuradaki kabartmalara Peugeot grubundan çok alışığız. Gördüğünüz gibi bunda da aynı bir kabartma söz konusu. Evet, bence arabanın en hoşuma giden noktası arkadaşlar şu. C sütunun olduğu yerden kıvrımı, nikelajı, sportajın arkasından da alışık olduğumuz bir gördüğünüz gibi stoplanması durumu ve en çok hoşuma giden de benim tarzıma göre arkadaşlar, görüntü beğenime göre açıkçası arka stoplar ve arka görüntüsü oldukça agresif, sportif bir görüntü ve imaj var. Evet, bagajımızı da dokunarak açtık arkadaşlar. Kia ve Hyundai grubunda arkadaşlar şuradaki malzeme gayet güzel. Artık stepne yok. Tamir kitlerimiz var. Aydınlatmalarımız, bağlantı noktalarımız, bagajda arkadaşlar 12 volt 180 watt gördüğünüz gibi seçenekleri var. Koltukları buradan öne katlayabiliyorsunuz. Şuradan sağ ve sol olarak mevcut, gayet yerinde. Yine buradaki tuştan arkadaşlar bagajı kapatabiliyoruz. Geri kameramız da mevcut. Evet, şimdi içine de geçmeden önce dilerseniz bir ön kokpitten başlayalım. Evet, ön kokpite oturduğun zaman şimdi yeni Hyundai'ler artık konsept bu tarz direksiyon arkadaşlar. Görmeye açık olduğumuz bir direksiyon. Direksiyonun şuradaki çataları düz yolda, uzun yolda şuralardan tutup yani elinizi rahat hissetmeniz için. Tabii buradaki mesafe biraz küçük ama daha büyük.
da olabilir ama direksiyon daha büyük olacak. Yine bence gayet değişik bir tarz olmuş. Bakın arkadaşlar, şurada kullanılan malzeme, ekstra burada havalandırma modülü mevcut arabada. Şimdi kaliteli arabalarda ben size söylemiştim arkadaşlar, her zaman şuradaki boşluk minimumize olur ve şuradaki kullanılan malzemeler oldukça yumuşak olarak karşımıza çıkar. Bakın şimdi burada kumaş kullanılmış, yumuşak. Yumuşak deri. Burada ambiyans aydınlatma var mı tam bilmiyorum. Daha sonra bakarız ona arkadaşlar. Buradaki plastik yine buradakiyle aynı, yumuşak. Burada piyano bile kaplamamız mevcut. Deri var arkadaşlar. Alt kesime de geldiğimiz zaman bu şeyini, şeffaflığını, yumuşaklığını koruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada açıkçası benim arabada en çok hoşuma giden şu lüksvari ve kalite opsiyonu olan, gerçekten şu olay çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Yani biz sanki böyle çok kaliteli bir Range'e oturmuşum ya da ne bileyim, daha büyük bir şatafatlı bir araba görüntüsü var. Gerçekten çok hoş olmuş. Artık yeni şanzımanların vites değiştirme tuşları bu şekilde arkadaşlar. Bardaklığımız, vites, modlar var. Koltuk ısıtmamız var. Direksiyon ısıtma, yokuş, iniş, park, kamera özelliği, aynı şekilde kapatıp açma, USB'ler, 12 volt, cep telefonu, kablosuz şarj, navigasyon, ekran. Yani tamamen dokunmatik bir panel, bilgisayar ekranı gibi olmuş arkadaşlar. Ki bence de gayet hoş. Gördüğünüz gibi göstergelerimiz de bu şekilde. Yani havalandırmalar da çok böyle değişik bir tarz çizgide boydan boya uzanmış bir şekilde devam ediyor. Koltuklarda arkadaşlar ısıtma özelliği var. Daha detay özelliklerine tabii ki açıklandıkça onları size bahsedeceğiz. Cam tavanımız panoramik bir şekilde mevcut. Buradan kontrol modülleri hepsi yerinde arkadaşlar. Burada da aynı şekilde makyaj aynalarımız sağlı sollu. Kia grubundan da görmeye alışık olduğumuz bir aydınlatma. Açıkçası benim en çok hoşuma giden şu bölge oldu. Şuraya da bir bakalım. Şurada çok hafif böyle, yani bir elinizin gireceği kadar bir karışlık bir boş bir yer mevcut. Bez koyabilirsiniz ya da o tarz bir şeyler. Koltukların rahatlığı gerçekten güzel. Elektrikli koltuklar var arabada. Gördüğünüz gibi. Arka tarafa geldiğimiz zaman, bir de arka tarafa oturalım. Evet, arka tarafta şu an oturuş pozisyonunda arkadaşlar. Boyun 1.82, gayet rahat. Yerinde kolçağımız. Gayet güzel. Sert bir de hatta arkadaşlar. Arkada havalandırmamız var. Gayet basit ve şık. Isıtma ve soğutma olarak önden havalandırma ayarlayabiliyorsunuz. İki tane USB çıkışımız mevcut. Öndeki piyano bilek uygulaması arkada da var. Gayet yerinde olmuş. Buradaki plastiğimiz sert arkadaşlar. Yumuşak geçişler buralarda kendini gösteriyor. Buraları yumuşak. Baş mesafesini şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani 4 karış, 5 karış civarında bir baş mesafesi var. O da gayet yerinde. Arkadan baktığımız zaman da görüş mesafesi de böyle, arka taraftaki yolcular için tabii ki güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Kia grubundan görmeye alışık olduğumuz bir özellik, arka koltukların öne katlanabiliyor olması gerçekten burada kullanış olarak bence çok artı bir özellik. Arkadaki yolcuların konforu için bence oldukça yerinde bir özellik. Şuradaki dikkat çeken şu işlemeler dikkatimi çekiyor deri koltukta arkadaşlar. Bir özelliği var mı yok mu açıkçası biz de bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii ki bunları göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi araçlar gösteriş olarak, görüntü olarak oldukça yerinde. Fiyat aralığına geldiği zaman arkadaşlar, daha fiyatları araçların net değil. Fiyat opsiyonları açıklandıkça aşağı açıklama kısmını olsun, diğer videolarda da zaten bahsedeceğiz. Tabii ki hangi fiyat aralığında olacağını siz kendiniz de tahmin edip aşağı açıklama kısmına yazabilirsiniz. Şu an arkadaşlar Hyundai Şentürk bayindeyiz. Dileyen arkadaşlar araçların diğer paketlerini, diğer modellerini de görüp inceleyebilirler diyerekten lafı çok uzatmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli ve değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.